Mal hasadı etkinliği için toplandık. Ben katılan herkese çok teşekkür ediyorum öncelikli olarak. Tabii burada İnegöl bereketli bir şehir. İnegöl deyince belki ilk akla mobilya, köfte, sanayisi, kaplıcaları gelir. Ancak tabii zengin toprakları, verimli toprakları, bereketli topraklarıyla bu şehirde tarım, hayvancılık iyi manada gerçekleştirmekte. Özellikle son dönemlerde de bal üreticilerimizin, arıcılarımızın yaptığı çalışmalarla bu alanda da kendinden söz ettirmekte İnegöl. Burada özellikle iklim ve florasıyla önemli bir alana sahip. Biliyorsunuz hep ifade ediyoruz, %50'si ormanlarla kaplı diye bu şehrin. Dolayısıyla burada zengin bir bitki örtüsü var, zengin bir flora var. Burada özellikle çiçek balı ağırlıklı olmak üzere balda yetiştirilmekte ve bunun haricinde yine kestane, ıhlamur ve akasya karışımı bal üretimleri gerçekleşmekte. Arıcılık sistemine kayıtlı olan yaklaşık 235 tane arıcımız mevcut. İnegöl'de de aktif arı kolonası sayısının 12.000 civarında olduğunu ifade edebiliriz. Tabii bizler de İnegöl Belediyesi olarak bu alanda destekler vermeye devam edeceğiz. İşte arı kovanları desteği, arıcılık eğitimleri, yetiştiriciliği gibi. Geçtiğimiz günlerde üniversiteyle de bir birlikte paydaş çalışmalar gerçekleştirdik. Tabii bugün de bu bal hasadını yapmak üzere geldik. Az önce kovanların başındaydık hep birlikte. Kıymetli yetiştiricilerimizin öncülüğünde balın nasıl hasat edildiğini görmüş olduk, incelemiş olduk. Tabii burada yıl yıl ciddi artış görülmekte. Verimlilik artıyor. Özellikle geçen sene 52 bin kilogram yani 52 ton bal üretimi gerçekleşmişti şehrimizde. Bu yılda 70 ton civarında bir beklenti var. İnşallah bereketli olur. Çok sağ olun, var olun. Gerçekten başkanım her şeyi sadece söyledi, ifade etti sizlere. Biz arıcılar olarak İnegöl'de, arıcılar İnegöl temsilcisi olarak arıcılarla çok detaylı çalışmalarımız var. Daha iyi durumlara gelmek için elimizden ne geliyorsa onları yapıyoruz. Bilgi olsun. Sonra Sayın Başkanımız, Belediye Başkanımız bize arı konularında da desteklerine devam ediyorlar. Arıcıların zaten şu an en çok beklentisi arı kovanı. Arı üretme şeyinde arıcılarımız belirli bir şekilde bilinçlendi artık ama arı çoğaltmada. Yeter ki önlerinde arı kovanları olsun. Tabii burada bir Sayın İşçi Tarım Müdürüm de ona da teşekkür etmek istiyorum. Ziraya ilaçlarla ilgili mesajlarından dolayı teşekkür ederim. Çiftçi kardeşlerimize de şunu, yani biz çiftçi olmazsa biz de olamayız zaten. Sadece en çok onlardan ricam iç kurdu ilacı attıkları zaman çiçeklere hiç olmazsa o ilaçlamaları geç vakit atarlarsa bizi çok memnun ederler. Geri kalan şeylerde fazla etkilenmeyiz ama en çok etkilendiğimiz o dönem, onu da biraz daha bize yardımcı olurlarsa çok memnun kalırız. Hakikaten İnegöl'ümüzün bereketlerinden bugün bir başkasıyla bir aradayız. İlçemiz doğal bitki örtüsü zenginliği ile birlikte önemli bir aslında arıcılık konusunda da üretim üssü olmaya çok müsait bir bölge. Bu konuda da yapılan bugüne kadarki çalışmalardan bugün yaptığımız bu hasatla da çok olumlu sonuçlar aldığımızı gördük. Bu noktada destek veren Sayın Başkanımıza, İlçe Tarım Teşkilatımıza, emeği geçen herkese ve çiftçilerimize ben teşekkür ediyorum. Bugün Hocaköy'de bal hasatı münasebetiyle bir araya geldik. Mübarek Cuma günündeyiz ve mübarek bir varlık olan arının buradaki hem hasatını gördük, hem arılarla olan iletişimimizi geliştirmiş olduk. Gerçekten ürettikleri her şey bir şifa kaynağı. Sadece Sayın Kaymakamımızın dediği gibi yenilecek bir ürünün haricinde aslında birçok hastalığında şifası olabilecek bir ürünü üretiyorlar. Ben Zeynullah abiye, evladına teşekkür ediyorum. Bu mesleğe emek harcayan bütün arıcılarımıza da teşekkür ediyorum. Önemli bir, zor, meşakkatli bir iş olmasına rağmen bunu devam ettiriyorlar ve gelecek nesillere de aktarıyorlar. İnşallah bereketli bir sezon olsun diliyorum.